Herkese merhaba. SOLIDWORKS 2023 Yenilikleri webinarına hepiniz hoş geldiniz. Ben Eda Şahin, ekip arkadaşım İbrahim'le birlikte size 2023 yeniliklerini bugün biz anlatacağız. SOLIDWORKS 2023 yeniliklerini 3D Experience Works 2023 öne çıkanlar olarak 3 ana başlık altında topluyor. Bu başlıklar akıllı çalışma, daha hızlı çalışma ve beraber çalışma. Burada aslında ilk başta dikkat etmemiz gereken SOLIDWORKS'un ürünlerini artık direkt olarak 3D Experience Works olarak 3D Experience içerikleri altında topluyor olması. Akıllı çalışmayla başlayacak olursak. Akıllı çalışma, akıllı büyük montaj performansı. Hafif ve çözümlenmiş mod teknolojisini otomatik olarak SOLIDWORKS'un ayarlamasını sağlayarak çalışma performansınızı maksimum seviyeye çıkarabilirsiniz. Burada bir örnek montaj üzerinde test edecek olursak, çözümlenmiş modda büyük montaj ayarlarını kullanmadan performans ayarları ile birlikte montajınızı açtığınızda eskisine göre daha hızlı olduğunu görebiliyorsunuz. Akıllı montaj tasarımı, kayıp referans ilişkileri montajlarınızda artık otomatik olarak onarılabilir. Burada onarım yapmak istediğiniz ilişkiye sağ tıklayıp auto repair diyebileceğiniz gibi direkt olarak montaj ilişkisi kısmı üzerinden sağ tıklayarak yine auto repair diyerek kayıp referans ilişkilerinizi bu şekilde güncelleyebilirsiniz. Akıllı parça modelleme. SOLIDWORKS 2023 ile birlikte artık taşı kopyala komutları içerisine denklemlerinizi bağlayabilir ve denklemlerle yönetimini sağlayabilirsiniz. Burada oluşturmuş olduğumuz model üzerinde denklemleri değiştirerek bir kontrol sağlayalım. Burada denklem değerlerini değiştirdikçe model üzerindeki revizyonların gerçekleştiğini görebiliyoruz. Önceki senelerdeki sürümlerde bu şekilde bir komut uygulama yoktu biliyorsunuz ki. Artık burada taşı kopyala ve döndürme unsurlarında direkt olarak denklemler üzerinden kontrol sağlayabiliyoruz. Diğer bir yeniliğimiz akıllı profiller. Kompleks yapılarınız içerisindeki benzer köşeleri artık otomatik olarak gruplayabiliyorsunuz. Seçtiğiniz bir köşeye direkt olarak zoom yapabiliyoruz. Geliyoruz profil unsurları içerisinden unsur düzenle diyerek sadece bir köşeye tıklayıp benzer köşeleri grupla diyerek hepsini tek bir başlık altında toplayabiliyoruz. Sonrasında seçtiğimiz bir kısma zoom yapabiliyoruz ve zoom yaptığımız köşe için ekstra kesme işlemleri uygulayabiliyoruz. Akıllı teknik resim görünümleri, şeffaf bileşenleriniz için HLR, HLV modunda görüntülemeniz aktif durumdayken sizin ve montaj modellerinizi teknik resme aldığınızda artık arka plandaki unsurlarınızı da görebiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken belge özelliklerinden bu komutunuzu aktif hale getirmek. Bakın buradaki ölçüm cihazının üstündeki parçayı pasifleştirdiğimizde, daha doğrusu görünümü şeffaflaştırdığımızda teknik resim görünümünde de artık bakın ayarı açtığımızda içerideki bileşenlerin geldiğini görebiliyorsunuz. Akıllı çalışma başlıklarımız bu şekildeydi. Daha hızlı çalışma kısmına geçecek olursak. Burada yeni montaj unsurları içerisinde, montaj kısmı içerisinde kesme işlemleri yapabiliyoruz biliyorsunuz ki. Artık 2023 modülü içerisinde aynı parça ortamında olduğu gibi daha fazla seçeneğimiz var. Direkt olarak 100'e kadar komutunu burada da kullanarak kesme işlemi yapabiliyoruz. Ekstra olarak yüklenen bir diğer kısım ise burada montaja dahil ettiğimiz unsurun dahil olduğu parçalar içerisinde otomatik olarak toolbox bileşenlerini hariç tutabiliyoruz. Yani unsur kapsamı içerisinde eğer seçilmiş bir toolbox bileşeni varsa bunun dışında tutuluyor. Daha hızlı parça oluşturma, tek satırlık yazılarınızı artık SAR komutuyla birlikte parçalarınızın dış yüzeyine yansıtma yapabiliyorsunuz. Daha hızlı montaj oluşturma, montaj parçalarınız üzerinde manyetik montaj ilişkisi noktaları ekleyerek montaj tasarımlarınızı artık daha hızlı şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Daha hızlı malzeme listesi oluşturma. Kullanıcı kendi değerlerini girerek bazı malzeme listesi değerlerini geçersiz duruma düşürebiliyor biliyorsunuz ki.
Burada tek bir komut ile artık malzeme listesinde elle değiştirilen kısımları görebilir, renk değişimi yapabilir ya da bunu orijinal haline direkt geri döndürebilir şekilde çalışabilir. Daha hızlı malzeme listesi oluşturma, malzeme listeleri üzerinde gizle, göster, sırala ve filtrele özelliklerini artık kullanabilir durumdasınız. Buradaki sütunlar arasında filtreleme yapabilir, istediğiniz bileşenlerin sıralamasını ya da işte buradaki filtrelemenin nasıl olacağını seçebilirsiniz. Daha hızlı çalışma başlıklarımız genel olarak bu şekildeydi. Üçüncü kısım olan beraber çalışma. PDM özelleştirme, bildirim şablonları. Müşterilerin tasarım verilerindeki değişiklikleri daha iyi iletmelerini sağlayan bildirim şablonları özelleştirerek bu şekilde tasarım değişikliklerinden müşterilerinizi ya da tasarımcılarınızı bilgilendirebilirsiniz. Inspection ile PDF'ten ölçü aktarma. Makine öğrenimi kullanılarak 2D PDF'ten bilgileri, buradaki ölçülendirmeleri otomatik olarak yakalayıp içeriye aktarabilirsiniz. Electrical bileşen özellikleri, minimum ek yük ile kullanıma hazır durumdaki bulut tabanlı veri yönetim sistemlerinden sadece verilerinizi, buradaki değerlerinizi değiştirerek tasarımınızı özelleştirebilirsiniz. Tasarım üzerindeki değişikliklerinizi kontrol edebilirsiniz. Aynı şekilde SolidWorks için Collaborative Designer kısmında minimum ek yük ile yine kullanıma hazır bulut tabanlı işbirliğiyle modellerinizi, tasarımlarınızı yönetebilirsiniz. Tasarımınızın sizden sonraki aşamalarda yönetim ve yönetimden onaylama kısımlarını yine buradan takip edebilirsiniz. Burada tasarımın aşamalarını da yine inceleyebilirsiniz. Gelişmiş yapısal simülasyon. Büyük tasarımlarınızı test ederken abaküs tabanlı bulut çözücülerden faydalanabilir ve buradaki işlemlerinizi, analizlerinizi gerçekleştirerek sonuçlarınızı karşılaştırabilirsiniz. Çıktılarınızı alabilirsiniz.3D Experience Works olarak modüllerimizi inceleyecek olursak, bunların genel olarak zaten SolidWorks'teki kısımlar olduğunu görebiliyorsunuz. Bunların artık 3D Experience başlığı altında bahsedileceğini ilk kısımda anlatmıştık. Kullanıcı deneyimiyle başlayacak olursak, bu şekilde oluşturmuş olduğunuz bir modeliniz var. Modeli montajını tamamıyla oluşturdunuz. Model üzerinde işlem yaparken belirli bir kısma yorum eklemek istiyorsunuz. Ya da işte bugün tasarımda yetişmeyen bir kısmı sonraki günlerde devam ettireceksiniz. Kendinize bir hatırlatma eklemek istiyorsunuz. Burada yorum eklemek istediğiniz kısımda sağ tıklayıp yorum ekle diyerek gerekli bilgilendirmenizi ekleyebilirsiniz. Yorum eklediğiniz kısmı daha net hatırlamak istiyorsanız o bölgenin fotoğrafını çekip buradaki yorumunuzun içerisine gömebilirsiniz. Ekstra olarak ekleyeceğiniz resmi de seçerek burada gösterebilirsiniz. Kendi kişisel özelleştirmenizi, renklerinizi ayarlayarak yapabilirsiniz. Sonrasında bunu sistem özellikleri içerisinden kaydedebilirsiniz. Açıldığında göster seçeneği aktif edilerek proje kaydedildiğinde sonraki ilk açma işleminde yorum direkt olarak ekrana bu şekilde gelir. Ekstra olarak belirli bir tasarımda çalışırken arayüzü o tasarıma özel geliştirdiniz ve değiştirdiniz. Sonrasında tasarım bittiğinde artık farklı arayüz komutlarını kullanacaksınız ve programı default ayarlara geri çekmek istiyorsunuz. Direkt olarak buradan ayarları sıfırla diyerek 3 farklı menü üzerinden sıfırlamalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bu da sadece araç çubuklarını seçip onayladığınızda araç komutların yerleşimi eski varsayılan şekilde geri geldiğini görebiliyorsunuz. Ekstra olarak SolidWorks'un 2022 sürümünde de mevcut olan geliştirilmiş grafik performansını açtığınızda aktif hale getirdiğinizde
Mevcuttaki konumunuza göre 3 kat daha hızlı çalışma performansı yakalayabiliyorsunuz. Sağda ve solda aktif ve pasif durumlarını görebiliyorsunuz. Kullanıcı deneyimleri genel olarak bu şekildeydi. Parçalar ve unsurlar kısmına gelecek olursak. Parça kısmında bu şekilde oluşturulmuş olan bir modelimiz var. Bu model üzerinde bir revizyon çalışması yapmak istiyoruz. Modelde revizyon yapmak istediğiniz kısma gelip modeli açıyoruz. Burada dediğimiz gibi modelin içinde gömülmüş olan tek satırlık bir yazı tipini sarma komutunu kullanarak dış yüzeye yansıtma yapabilirsiniz. Bunun için düz bir yüzey olmasına gerek de yok açıkçası. Ekstra olarak kütüphaneden oluşturup çektiğiniz bir modeli içeriye aldığınızda önümüze bir hata ekranı geliyor bakın. Aynı şekilde unsur ağacında da datanın hatalı olduğunu görebiliyorsunuz. Sadece skeci düzenle diyerek eklediğiniz kütüphane bileşenini sürükleyerek kendi bileşeninizde konumlandırabilir ve onayladığında kütüphane bileşeninizin artık sorunsuz şekilde çalıştığını görebilirsiniz. Yine parça ortamında yeni eklenen bir özellik olan elips konumlandırmasına bakalım. Burada yapı sistemi olarak ekle dediğinizde, yapı çizgisi olarak ekle dediğinizde bu şekilde elipsimizi yapıyoruz. Yine bileşen ilişkileri vererek yerleştirmesini sağlıyoruz. Burada sadece elipsimizin bir kenarından ölçümüzü verdiğimizde, bunu da bakın yine denklemlere bağlı olarak yapıyoruz, tam tanımlı hale geliyor. Unsur çoğaltmamızı da onayladıktan sonra, gövdeleri taşı kopyala komutuyla dediğimiz gibi artık buradaki kopyalama komutlarını denklemlere bağlayabilir ve buradaki unsurlarınızı denklemler üzerinden yönetebilirsiniz. Denklemdeki değerleri değiştirdiğimizde unsur üzerindeki işlemlerin de otomatik olarak revize edildiğini görebiliyoruz. Genel olarak parça kısmındaki eklentiler bu şekilde diyebiliriz. Burada bahsetmediğimiz bir diğer kısım ise defeature parça konfigürasyonu. Modeliniz üzerinde bir defeature parçası oluşturduğunuz takdirde artık bunu parçanın içerisinde bir konfigürasyon olarak ekleyebiliyorsunuz. Yani defeature eklediğiniz zaman modelin içindeki bazı unsurları siliyorsunuz, biliyorsunuz ki data paylaşımı yaparken. Burada ister konfigürasyon olarak içeriye, ister de ayrı bir parça olarak kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ek olarak gövdeleri taşı kopyalı kısmı içerisinde yeni bir opsiyon olarak açısal döndürme için öğeler yöntemini kullanabilirsiniz. Bu konfigürasyonlarda dönme ve çevirmeye de yine destek sağlıyor. Döndürme ve öteleme için de yine denklemler kısmında yalnızca öğeleri destekleyerek yine bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Yönetim, administration kısmında gelen yenilikler neler, onlara bakacağız. Açıkçası birkaç tanesi güzel yenilikler, benim hoşuma gitti. Neler bunlar? Birincisi Flow Simulation, SNL lisanslama dediğimiz. Aslında bu biliyorsunuz sektörel dilde kayar lisans olarak geçiyor. Network lisans, Solid Network lisans manager kullanıyor. Burada mesela Flow Simulation içerisinde highway, yani HVAC ve elektronik cooling modülleri alındığında bunlar farklı şekilde etkinleştiriliyordu. Şimdi artık komut yöneticisinde mesela Flow Simulation içerisinde bunları ayrı ayrı arayüzler arasında geçiş yapabiliyoruz, etkinleştirebiliyoruz. Bir diğeri ise term lisansların süreleriyle ilgili. Biliyorsunuz term lisans dediğimiz aslında kiralık lisans, kiralama modelidir DASO'nun ve SolidWorks'ün. Bu term lisanslarda sürenin bitimine yaklaşık işte 15 gün kala artık ekranımıza bir uyarı geliyor. Yani lisansın süresinin biteceğine dair. Ve bu lisansları listeleyebiliyoruz ekranda. Önünde kalın ve yıldız işareti olan lisansların süresinin biteceğini söylüyor bize yakın zamanda. Ve bitiş tarihi ya da yeniden etkinleştirme tarihleri kırmızı metinlerle vurgulanmış durumda. Bunların yanı sıra benim en çok hoşuma giden özelliklerden birisi de şu.
Bir lisansı transfer etmek istediğiniz ya da etkinleştirmek istediğinizde Activation Manager karşınıza geldiğinde bu soldaki ekranda görünen pencere, bu ekran geldi. Gördüğünüzde Add diye bir buton var, ekle butonu. Daha önceden biz nasıl yapıyorduk? Atıyorum SolidWorks kullanıyorsunuz, bir Visualize lisans aldınız ya da bir analiz ürünü aldınız. Bunun lisansını denetim masasına girip oradaki program ekle kaldırdım. İşte SolidWorks'un egzesini değiştir deyip oradan ilerliyorduk seri numarası ekleyerek. Burada artık direkt SolidWorks arayüzünden erişebildiğimiz ya da dosya diziminden erişebildiğimiz Activation Manager ekranından ekle butonu sayesinde lisansın seri numarasını ekleyip etkinleştirebiliyoruz. Yönetim tarafında 2023'te gelen yeni bilgiler kısmen bu şekildeydi öne çıkanları. Şimdi geleceğimiz konu ise bilindiği üzere artık 3D Experience diye bir platform hayatımızın içerisinde. Birçok firmamız artık bu sürece ayak uydurmaya başladı, geçiş süreçlerini yaşadı. SolidWorks artık biraz daha 3D Experience platformuna geçiş yapıyor. Bu nedir? Bu tamamen bulut tabanlı çalışan bir platform. Bizim şöyle söyleyeyim, roller üzerinden çalışan bir platform. Yani en son bendeki güncel bilgiye dayanırsak 544 tane rol bulunuyor bu platform üzerinde. Şu an göreceğimiz iki rol de 3D Sculpture ve 3D Creator rolleri. Bu rollerden sadece iki tanesi. Bunların içerisinde tabii app'ler de var, uygulamalar da var. Bunlar hakkında gelen yeniliklere bakacak olursak, öncelikle 3D Sculpture'dan başlayabiliriz. Şimdi Sculpture'a baktığımızda bu nedir, nasıl bir roldür? Bu bir tasarım rolü. Tamamen bulut tabanlı çalışıyor. Bulut tabanından kastımız şu, internette, bilgisayarınız internete bağlı olmak koşuluyla bir web tarayıcınızla, bu Firefox olur, Chrome olur, Edge olur, Opera olur, fark etmez. Herhangi bir web tarayıcısından, browser'dan platforma erişip bu rol üzerinden tasarımlarınızı yapabiliyorsunuz. SolidWorks ve Katya teknolojisini birlikte entegre kullanıyor. Alışagelmiş bu komut yöneticileri, komut ikonları burada da aynı şekilde devam ediyor. O yüzden adaptasyon süreçleri çok fazla uzun değil. Sculpture rolü de serbest yüzey modellemelerde kullanılıyor. Yani şöyle söyleyeyim, subdivision dediğimiz, burada kısaltmasını kullanıyoruz subdivision olarak. Subdivision tekniğinin teknolojisini kullanıyor. Bu da nedir? İşte yüzey ve gövdeleri küçük küçük meşleme, ağ örme metoduyla yapıyor ve düğüm noktalarından, yani nod dediğimiz bölgelerden, alanlardan biz bunları tutup çekiştirerek bir modelleme yapabiliyoruz. Bu da bizim serbest yüzey form modellemede çok büyük işimize yarıyor ve kolaylık sağlıyor. Bu alanda gelen yeniliklerden bahsedecek olursak işte temel elemanlar var. Bu temel elemanları yenilere eklendi. Robot manipulator var. Bunlar geldi. İşte kenar ve nokta kontrolörleri geldi. Hizalama, simetri gibi özellikler var. Şimdi bunları direkt bir uygulama üzerinden de rahatlıkla görebiliriz. Günümüzde tabii ürünler her zamankinden daha fazla stile ve karmaşıklığa sahip. Ancak tasarım fikirlerini İşlevsel CAD modellerini dönüştürmek ya da geleneksel modelleme araçlarını tabii zor olabilir. 3D Sculpture bize sonsuz tasarım olanlarının biraz kilidini açıyor burada. Daha basit, serbest biçimli bir yaklaşımı benimsiyor. Herhangi bir cihazdan biz bu tasarımları yapabiliyoruz. Şu an ekranda X-Shape'in yani app'imizin arayüzü var, açtık. Herhangi bir subdivision elemanını ekliyoruz burada. Ve buradan artık formu modellemeye başlıyor. Notlardan çekip tutuyor, sürüklüyor. Ve daha sonra seçerek burada robot manipülatör ile burada öteleme, ölçeklendirme ve döndürme işlemlerini yapıyor. Şu an ekranında gördüğünüz gibi bir kenar ekleme ya da kaldırma gibi işlemleri gerçekleştiriyor. Tabii burada açılır bildirimler ve yerleşik görev yönetimi işte tasarım projeleri üzerinde işbirliği yapmayı kolaylaştırıyor. Takım arkadaşları gelip buna yorum ekleyebiliyor, modelleri paylaşabilir ve birbirlerinin ilerlemesi tüm tasarım çalışmaların içinde izleyebilirler. Çünkü şu an bir collaborative test içerisinde
yapılacak görevleri tamamladığını ya da çalıştığını üzerinde bunları tamamlayabiliyor. PLM sistemi bu bir parçası tabii bunlar. Aslında yaptığı çizimleri hizalayabiliyor ve simetri özelliğinden de faydalanabiliyor şu anda göründüğü gibi. Burada bir değişiklik yapma, bir düzlem üzerinden simetrisini alabiliyor. Kement aracılığıyla düzensiz seçimler yapabiliyor. Alt bölüm yönelimi vesaire seçebiliyor. Net yüzey komutu ile de mesela modelde önceden ayarlanmış çizimlere ve eğrilere dayalı alt yüzeyler oluşturmak için mükemmel bir araç. Yeni yüzeyin parametreleri çalışma bölgesini şekle dönüştürmeden önce ayarlayabiliyor. Tabii aktif bir alt gövdenin veya yüzeyin belirli alanlarını izole etmek için birden fazla alt gövde bir ana modelde birleştirilebiliyor ve üretim için bunu ayrı ayrı bileşenlere ayırabiliyor. Tasarımı teslim etmek, güncellenmiş modeli bir göreve sürükleyip tamamlamak için artık burada işlem taşımak kadar kolay. Bunu da birazdan göreceğiz ekranda. Yani üretim detaylarının eklenmesi, X-Design veya işte SolidWorks masa üstünde yapılabiliyor. Şu anda mesela görevini tamamladı, tasarımda gerekli işlemleri yaptı. InWork sürecini artık completed yapıyor. Sürecini tamamlamış oluyor. Yöneticisine bu olay gidiyor. Ve şu anda SolidWorks arayüzünde gerekli parametrik değerleri kullanarak hızlı bir şekilde tasarım yapabiliyor. Bu uygulamayı çalışabiliyor. Buradaki parça tabii SolidWorks'un kullandığı deniz skuterinin tasarımıyla alakalı bir parçaydı. 3D Sculpture, serbest biçimli bir ortam. Karmaşık şekiller ve yüzeyler oluşturmamızı sağlıyor. Ekranda da gördüğünüz gibi tamamen bir tarayıcı üzerinden çalışıyor. Şu an Chrome tarayıcısı üzerinde çalışıyor. 3D Sculpture'daki yenilikler de bunlar diyebiliriz. Şimdi gelelim 3D Creator'a. 3D Creator'da normal katı modelleme yapılıyor. Burada kullanıcı parametreleri, işte tasarım asistanı. Mesela burası çok önemli. Dasso artık yeni işlerinde yönlendiren bir tavır takınmış durumda diyebiliriz. Nasıl desem, tavır takınmak da çok doğru değil ama şöyle söyleyeyim. Artık yaptığı ürünlerde, yazılımlarda kullanıcıyı yönlendiren bir temel var. Yani buraya tıkladın diyor ama bak şunu şunu da yapabilirsin tarzında yönlendirmelerde bulunuyor sürekli. Ve işlerini de kolaylaştırıyor. Tüm ürünlerinde bu artık hakim ve bu hissediliyor. Şimdi mesela göreceğimiz çalışmada bunları irdeleyebiliriz. Yine aynı bir deniz skuterı model üzerinden ilerleyeceğiz. Burada parametrik modelleme sağlıyor bize. İşte fikirden teslimata taşımadaki gerekli tüm verileri birbirine bağlayabiliyor bulutta tabii ki de Creator. Bizim buradaki ilk görevi tasarımda deniz skuterinin pil muhafazasını tasarlamak. Tabii parça tasarımı tipik olarak bir çizimle başlıyor. Komutlara bağlam menülerinden veya kısa yol halkalarından gördüğünüz gibi kolayca erişilebiliyor. Süper özelliklerle tek bir komutta ekstrüzyon, döndür ve süpür arasında geçiş yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi ekranda. Kullanıcı parametreleri hem çizimi hem de unsur geometrisini yönlendirebiliyor. Böylece tasarım değişiklikleri öngörülebilir şekilde güncellenir. Kısa yol halkaları en alakalı komutları elinizin altında tutmak için çalışma ortamına uyum sağlar. Ve komut bekleterek unsurdan ayrılmadan anında çizimler veya referans geometri ekleme şansını sağlar. Tasarım asistanı bir sonraki adımı öngörüyor. İşte en önemli çıkan özellik burada. Böylece çizimin daha az tekrarlanır ve seçimler her zamankinden daha hızlıdır. Ekranda görüyorsunuz uygulamasını. Burada çizimi atlıyoruz ve mevcut herhangi bir yüzden ekstrüzyon yapıyoruz. Ve değişken yarıçaplı radyus ile kompleks birleşimler oluşturuyoruz. Başka bir X-Design penceresinde açık olan bir montaja parça eklemek için sadece sürükleyip bırakıyoruz. Yani bu kadar basit işlemler. Seçilen geometriye göre montaj ilişkilerini öneren sezgisel bağlam araçlarıyla bileşenleri artık çok kolay birleştirebiliyoruz. Bu da öne çıkan özelliklerden birisi. Mesela mevcut bir unsurdan doğrudan montaj bağlamında yeni bir bileşen oluşturabiliyoruz.
PSP'leri ve diğer İKET dosyalarını geleneksel IDF formatlarında içeri aktarabiliyoruz. Montaj ilişkisi araçları tekrarlanan montaj görevlerini hızlandırıyor. Bu da en öne çıkan özelliklerden birisi açıkçası. Çok kolaylaştırıyor montajlarda. Burada bir yapay zeka kullanılıyor. Benzer bileşenlerin yerleştirmesini tahmin etmeye yardımcı oluyor. Burada genişlikle bir yapay zekayı entegre etmişler. Montaj ilişkileriyle kopyalama, kalıpların uygulanmadığı bileşenleri çoğaltabiliyor. Tabi burada yerleşik işbirliği araçlarıyla takımla haberleşmeyi sağlayabiliyoruz. Burada tasarımın üzerinden birlikte çalışabiliyoruz. Bir sorun yaratıldı. Şu an mesela 3D markup üzerinden işaretlenmiş bir alan var. Bu alanla ilgili işlem yapılması isteniyor. İşaretlemeler oluşturabiliyoruz. Ve biz mevcut geometriden desen unsurlarını desen unsurlarıyla montajlardaki bileşen modellerini yönlendirebiliyoruz. Diğer bileşenlerden çizimlerin yeniden kullanılması zaman kazanır ve standartizasyon sağlıyor bize aslında bu. Bir standartlaşma yapıyor. Çoğu standart diş tipi için kozmetik veya üretime hazır fiziksel dişler oluşturabiliyoruz. Entegre 3D baskı bileşenleri çoğu 3D yazıcının ayarlarına göre yapılandırabilen sanal bir baskı yatağına yerleştiriyor şu anda olduğu gibi. Otomatik düzenleme aracı birleşmeyi önlemek için parçaları akıllıca düzenler ve destek analizi baskı sırasında tasarımdaki hangi alanların desteğe ihtiyaç duyacağını belirler. Desteklenen bulut yazıcılara bağlanarak veya en yaygın 3D formatlarda dışa aktararak fiziksel prototiplemeyi hemen hızlıca kolayca başlatabilirsiniz. Artık 3D Experience ortamında bu tür işlemler hayal edilemeyecek kadar artık basit. Bu da platformun aslında en öne çıkan özelliklerden birisi. Size 3D Sculpture ve Creator hakkında kısaca bilgilendirmelerde bulunmuş oldum. Felsefalar ve yapı sistemleriyle devam edelim. Felsefalar sistemlerinde direkt olarak göze çarpan yenilikler var diyebiliriz. Bunlardan ilki sel levha sensörleri, simetrik kalınlık özellikleri, kesim listesi özelliklerinde gösterge değerleri, yine aynı şekilde yapı sistemlerinde benzer köşeleri gruplama, profiller için konfigürasyona özel boyutlandırmalar, seçime yaklaştırmalar ve bağlantı elemanlarının çoğaltılması. Bunu burada bir tasarım üzerinde inceleyecek olursak bu konu başlıklarını genel olarak, bu şekilde önceden hazırlanmış bir montaj modeli üzerinde görüyorsunuz sel levha ile düzenlenmiş. Burada yakınlaştırdığımız alanda bir tasarım revizesine gitmek istiyoruz. Buradaki kısmı üst bağlantı sacını unsurlarımızın üstünü örtecek şekilde uzatmak istiyoruz. Bileşene sağ tıkladık, unsuru düzenle dedik ve flanşı sadece tutup sürükleyerek uzatıyoruz. Sensör kısmında bir uyarı düştüğünü görebiliyorsunuz. Bakın burada bir uyarı veriyor bize. Sensörü düzenle diyerek buradan sensör ayarlarını ya da tiplerini değiştirebilirsiniz. Burada bize 4 farklı seçenek üzerinden alternatif sunduğunu da görebiliyorsunuz. İşte bunlar sınırlandırma kutusunun boyu, genişliği, boş olup olmaması ya da toplam alanı gibi seçenekler. Yine buradaki sensörler baz alınarak uzatma işlemini gerçekleştirebiliriz. Yani uzatma işlemini yapıyoruz ama toplamda sınırlandırma kutumuzun dışına çıkmadan bu işlemi yapmış oluyoruz. Yine tasarımın skeci incelendiğinde iç ve dış yarı çapları 1,5 mm'ye sahip iki farklı yarı çapımız olduğunu görüyoruz. Bunu sel levhayı oluşturduktan sonra ölçtüğümüzde bir tanesi 1,29 gelirken diğerinin 1,5 geldiğini görebiliyorsunuz. Sel levha kısmına yeni eklenen simetrik özelliğiyle artık iki yarı çapında aynı ölçüm değerine sahip olacak şekilde sel levha unsurunu oluşturabiliyor. Görüyorsunuz artık hem iç hem de dış tarafta 1,4 inç genişliğe sahip. Aynı şekilde sel levha unsurunuzu teknik resme çektiğinizde burada özelliklerini görebildiğinizi bu şekilde görebiliyorsunuz. Ekstra olarak bu sel levha unsurunun dışında bir yapı sistemi eklemek istediğinizde zaten profil çizgilerimizi seçerek bu şekilde bir dış hat oluşturabiliyorduk 2022 sürümlerinde de. Burada ek olarak gelen kısımları inceleyelim.
Bir köşeyi seçip buraya zoom yapıyoruz. Sonrasında oluşturmuş olduğumuz modelde unsuru düzenliyoruz ve köşe noktamızı seçip benzer köşeleri gruplayıyoruz. Burada bakın alt kısım boştu. Seçtiğim köşeye göre benzer gruplamaların hepsini gerçekleştirdi. Bir tane köşeyi seçip o köşeye yakınlaş diyebiliriz. Yakınlaştığımız köşede unsurları, profil unsurlarını dilediğimiz gibi kesme işlemi gerçekleştirebiliriz. Burada yaklaştırdığımız alana bir bağlantı elemanı ekliyoruz. Eklediğimiz bağlantı elemanını benzer tüm köşeler için uygulamak istiyoruz. Bakın sadece bağlantı elemanını seçtik, benzer köşelerimizi seçtik ve çoğalt dediğimizde hepsini otomatik olarak çoğaltmasını gerçekleştiriyor. Ek olarak oluşturmuş olduğunuz bir profili değiştirerek artık farklı bir konfigürasyona kaydedebilirsiniz. Bakın burada direkt olarak konfigürasyonu seçip profil değerini değiştirip konfigürasyonunuzu oluşturabiliyorsunuz. Genel olarak saç levha ve yapı sistemleri kısmındaki eklemeler bu şekilde. Saç levha sensörlerinde dediğim gibi sınırlandırma kutusu uzunluğu, genişliği, sınırlandırma kutusu alanı ve sınırlandırma kutusunun boş olup olmadığını sensör değerleriyle kontrol edebilirsiniz. İç ve dışarı çaplarınızı simetrik olarak ekleyebilirsiniz. Kesim listesi özelliklerinde gösterge değerlerinizi ekleyebilirsiniz. Benzer köşeleri gruplama, profiller için konfigürasyon özel boyutlandırma çalışması yapma, seçime yaklaştır komutlarıyla seçtiğiniz köşeye yaklaşıp direkt olarak hangi profilin kesilip hangilerinin uzatıldığını daha rahat görme ve seçme imkanı sunuyor size. Ekstra olarak da eklediğiniz bağlantı elemanını benzer köşelerin hepsi için çoğaltma yaptığından bahsettik. Saç levha ve yapı sistemlerindeki yenilikler bu şekilde. Montaj kısmına gelecek olursak. SOLIDWORKS içerisinde en sık ve en çok kullanılan ve belki de en çok sorun oluşturan kısım aslında montaj diyebiliriz. Yeni montaj özellikleriyle birlikte çoğaltma oluştururken atlanan modellerinizi yapılandırabilir, konfigürasyonlarınızda malzeme listelerinize ID'ler, kimlikler ekleyebilir ve bunu belge türü olarak kaydedebilirsiniz. Bileşen değiştir komutları içerisinde artık parçaları ve alt montajları değiştirmek için ayrıntılı seçeneklere ve sistem içerisinde entegre bir ön izleme penceresine sahipsiniz. Kayıp montaj referanslarınızı eksik referansla aynı konumda ve aynı oryantasyonda olan bir bileşen üzerinden referans göstererek artık SOLIDWORKS sizin için otomatik onarım yapıyor. Montaj ortamındaki kesme işlemi için artık sanki parça ortamında kesme yapıyormuşçasına fazladan seçenekleriniz olduğundan bahsettik. Montaj görselleştirmeleri kısmında hafif moddaki montajlar için yükseltilmiş yükleme performansıyla artık montajlarınızı çok daha hızlı şekilde açıp bunun üzerinde çalışabilirsiniz. Montaj unsurlarını toolbox parçalarından ayırma. Yani montaj içerisinde bir unsur oluşturduğunuzda toolbox bileşenini bunun haricinde tutabiliyorsunuz. Çözümlenmiş modu otomatik olarak optimize ederek yine çalışma performansınızı hızlandırabiliyorsunuz. Buna montaj üzerinden örneklerle bakalım. Buradaki unsurumuz üzerinde bakın bir kayıp referans ilişkimiz vardı. Bu şekilde biraz önce aslında bahsettiğimiz gibi bağlantı noktaları oluşturabilir, kaldırabilirsiniz. Buradaki çoğaltma unsurlarınız üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Unsuru dosya konumunda açıyoruz. Sonra çoğaltma unsurlarımızı buradan seçerek görmek istemediklerimizi aktif ve pasif hallerde değiştirebiliyoruz. Buradan pasif etmek istediklerimizi seçtik ve pasifleştir dedik. Buradaki işlemi hangi konfigürasyonlarda olacağını unsurun içerisine girerek yönetebiliriz. Bakın atlanan unsurlar kısmında konfigürasyon seçimi kısmı 2023 SOLIDWORKS'ünde bize sunuluyor. Buradan o konfigürasyonda atlanacak özellikleri seçip onaylayabiliriz. Unsuru kontrol ettiğimizde düzenlemiş olduğumuz gibi geliyor. Yine aynı şekilde bir unsur üzerinde bileşen değiştir komutunu kullanmak isterseniz
Önce değiştirmek istediğimiz bileşeni, sonrasında da yerini almak istediğimiz bileşeni dosya konumundan seçerek ekleyebiliyorduk. Burada 2023'te ekstra olarak seçtiğiniz yeni bileşenin ön gösterimini programın içerisinde gömülü olarak görebiliyorsunuz. Hatalı olan montaj ilişkilerinizi direkt montaj ilişkisine sağ tıklayarak onarabileceğiniz gibi, bakın burada yüzlerden bir tanesini kayıp durumda gösteriyor. Sağ tıklayıp otomatik olarak onar diyebilirsiniz. Ya da direkt montaj kısmına, montaj ilişkisi kısmına sağ tıklayıp otomatik olarak onar seçeneğiyle bu şekilde onarabilirsiniz. Şimdi geliştirilmiş montaj performansları üzerine bir inceleme yapalım. SolidWorks 2022 SP1 sürümü üzerinde bir montaj açalım ve açılma süresi üzerinden test edelim. Çözümlenmiş modda büyük montaj ayarları kullanılmadan ilk açılış süresini test ediyoruz. Burada bakın ilk açılışı 2.12 saniye. Hataları da giderilerek, burada bakın bir unsur da hata veriyor. Bunları açıp denklem düzenlemelerine, otomatik çözgüleri aktif hale getiriyoruz. Hepsinin onaylanıp montajın tamamen kullanılır duruma gelmesi 2 dakika 47 saniye sürüyor. Aynı şekilde hafif modda da deniyoruz. Hafif modda büyük montaj ayarları aktif durumdayken aynı montajı tekrar açtığımızda ilk açılışı 59 saniye sürüyor. Yine hatalı unsurların çözümlendirilip tamamen montajın sorunsuz şekilde getirilmesi, bakın burada da gördüğünüz gibi 3 dakika 20 saniyeleri geçti. 3 dakika 21 saniyede tamamlandı. Şimdi aynı kontrol işlemini 2023 sürümünde tekrar yapıyoruz. İlk olarak çözümlenmiş modda büyük montaj ayarları kullanılmadan test edelim. İki dakika 11 saniye gibi bir sürede açıyor. Yine hataların giderilmesiyle birlikte toplam açılış süresi 2 dakika 49 saniyeyi buluyor. Şimdi 2023 beta sürümünde bir deneme yapıyoruz. Yine çözümlenmiş modda ve büyük montaj ayarları kapalı durumdayken işlemi gerçekleştiriyoruz. Yani aslında tüm sistem seçeneklerimiz, açma şartlarımız eşit durumda. 1 dakika 6 saniye gibi bir sürede ilk açılışı gerçekleştiriyor. Toplam onarımlarla birlikte montajın sizin kullanımınıza aktif hale gelmesi 1 dakika 49 saniye sürüyor. Şu şekilde baktığımızda 2022 sürümünde çözümlenmiş modda toplam açılışı 2.47 saniye sürerken hafif modda 3.21 saniyede açılıyor. Burada hafif modda daha uzun sürede açılmasının nedeni hatalı bileşene manuel olarak geri dönüp işte unsuru çözümlenmiş olarak çevirip hatanın giderilmeye çalışılmasından kaynaklı. 2023 çözümlenmiş kısımda 2.49, optimize çözümlenmiş kısmında ise 1.49 saniyede açılış gerçekleşiyor. Bu da size aslında şu anki çalışma performansınıza göre %200 daha hızlı çalışma imkanı sağlamış oluyor. Toplamda iş akış zamanınızdan %153 kata kadar fayda sağlıyorsunuz. Aynı şekilde SolidWorks 2023 ile birlikte artık patlatma unsurlarınıza renkli çizgiler ekleyebiliyorsunuz ve bunu programın varsayılan ayarlarından renk seçeneğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Bunu aynı şekilde 3D Sketch'te renk değişikliği olarak da yapabilirsiniz. Ekstra olarak tasarım tablosunda hesaplatılan değerleri geçersiz kılma özelliği ekleniyor.
Burada kütle için manuel olarak girilen değerleri içeren bir tasarım tablosunu kapattığınızda SolidWorks size manuel olarak girilen değerleri mi yoksa modelden hesaplanan değerleri mi kullanacağınıza dair iki farklı seçenek sunuyor. Yani siz burada tasarım tablosundaki değeri de kullanabilirsiniz. Modelin kendi değerlerini de kullanabilirsiniz. Configuration Publisher ile oluşturduğunuz konfigürasyon modellerini çoklu şekilde güncelleme, sadece Property Manager kısmına sağ tıklayıp update diyerek yükseltmelerinizi yapabiliyorsunuz. Alt klasörleri dahil etmek için harici referans araması, dış referanslı bir montajınızı açtığınızda alt referansların bulunması bazen çok vaktinizi yiyebilir ya da işte büyük bir C klasörü gibi büyük bir dosyayı seçtiğinizde çok vaktinizi alabilir. Burada dış referansları ararken işte alt dosyaları dahil et ya da dahil etme gibi seçenekleri aktifleştirip pasifleştirerek dış referans bulma sürenizi arttırıp azaltabilirsiniz. Montaj kısmındaki özelliklerimiz bu şekildeydi. Teknik resimle devam edelim. Teknik resimde de yine direkt olarak göze çarpan özellikler var diyebiliriz. İlk olarak normal şartlarda siz teknik resim ortamında bir parçanın, bir montajın alt parçasının teknik resmine geçmek istediğinizde önce parçayı konumunda aç deyip sonrasında o parçanın teknik resmine geçiş yapıyordunuz. Artık direkt olarak teknik resim görünümünde parçaya tıklayıp teknik resim görünümünü aç diyebiliyorsunuz. Bu göze çarpan ilk özellik diyebiliriz. Malzeme listesi geçersiz kılmalarını göster. Biraz önceki sunumda da bahsettiğim gibi malzeme listesinde elle girdiğiniz değerleri renk değiştirme seçeneğiyle direkt olarak sizin girdiğiniz değerleri görebilir ya da bunları varsayılanlara sıfırlayabilirsiniz. Diğer bir eklenen özellik ise otomatik balon miktarları. Burada sol alttaki resimde de görebileceğiniz gibi teknik resim görünümlerinize eklediğiniz balonlamada bu modelden unsur içerisinde kaç tane olduğunu yanında çarpı 2, çarpı 4 ya da çarpı 8 olarak görebiliyorsunuz. Malzeme listesi filtrelerinizi genişletebiliyorsunuz. Malzeme listelerinin işlevlerinin arttırıldığını, filtreleme yapabileceğinizi ilk kısımda bahsetmiştik. Saydam nesnelerin arkasını görebiliyorsunuz. Bu kısmı da yine detaylı olarak inceleyelim. Bu şekilde oluşturulmuş olan bir montajımızdan teknik resim oluşturuyoruz. Burada teknik resim görünümünü ekledik. Ölçeklendirmemizi yapıyoruz. Model üzerinden malzeme listemize ekliyoruz. Modele balonlamalarımızı da dahil ettik. Burada bakın sadece modele sağ tık yaparak teknik resmini aç diyebiliyoruz. Yine aynı şekilde model içerisinde farklı bir modele tıklayıp onun teknik resmine geçiş yapabiliyoruz. Yani hiç modeli açmadan sadece unsur ağacındaki modelin ismini seçip teknik resmini açabiliyoruz. Malzeme listesinde manuel olarak girdiğiniz değerleri dediğim gibi renk değiştirerek bu şekilde görebiliyorsunuz ve bunları varsayılan ayarlarınız üzerinde sıfırlayabiliyorsunuz. Burada hangi renk gözükeceğini de yine sistem seçeneklerinden ayarlayabiliyorsunuz. Balonlamalarınızın yanına adet kısmını aktif hale getirerek sağda, solda, altta ya da üstte gözükecek şekilde o malzemeden kaç tane olduğunun adetini görebilirsiniz. Diğer bir özellik olarak malzeme listelerinizi filtreleyebilirsiniz ve sıralamalarınızı yapabilirsiniz. Teknik resim ortamlarında geçiş yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi elle değiştirdiğiniz kısımları görmek için sistem seçenekleri içerisinden renkler. Burada da malzeme listesindeki modify yani değiştirilmiş kısımlarda renk ekleme kısmından görmek istediğiniz rengi seçebiliyorsunuz. Balon miktarlarınızı görebiliyorsunuz. Filtreleme yapabiliyorsunuz. Diğer bir özellik ise, önemli özellik ise saydam nesnelerin arkasını görme. Burada bakın sistem seçenekleri içerisinde HLR, HLV çizim modunu aktif hale getirdiğinizde artık şeffaf yaptığınız bir bileşenin arkasındaki tüm objeleri görebiliyorsunuz. Yine burada bakın belge özellikleri kısmından detaylar, detaylardan da ekranda gözüken okla kırmızı olarak gösterilen ayarın
açık olmuş olması gerekiyor. Bir diğer özellik geometrik toleranslandırmaların sınıflandırılması, sınırlandırılması. Burada ek sınırlandırmalar ekleyebilirsiniz. Toleranslarınıza öteleme vektörleri girebilirsiniz. Bakın burada nasıl gireceğinizin de aşağıda ön gösterimi mevcut. Bu yeni eklenen özellikler ASME Y14.5 2018 standartları içerisinde destekleniyor ek olarak. Ve maksimum tolerans gösterimi. Siz manuel olarak bir maksimum tolerans değeri girmeden burada tolerans maksimum tolerans değerinizi yazabilir ve bunu otomatik olarak uygulatabilirsiniz. Yeni eklenen bir diğer özellik ise delik tablosuna dairesel olmayan öğeleri dahil etme. Burada bakın sadece komutu aktif hale getirerek artık slot deliklerinizi de buradaki delik tablonuza dahil edebiliyorsunuz. Şimdi ise SolidWorks'un analiz tarafında kullanılan ürünlerinden bahsediyor olacağız. Bunlar neler? Simülasyon tarafında kullanılan SolidWorks Simulation mevcut. Hemen altında gelişmiş simülasyon başlığı altında inceleyeceğimiz 3D Experience platformunda karşımıza gelen Simulia rolleri ve akış simülasyonu başlığında inceleyeceğimiz ise SolidWorks Flow Simulation ürünü. Bu üç başlık altında DASO'nun SolidWorks ve 3D Experience Simulia altında bize sunduğu ürünlerdeki 2023'te gelen yenilikleri irdeliyor olacağız. Öncelikle simülasyon yani SolidWorks Simulation altından başlayalım. Burada önemli özellikler var yeni gelen. Özellikle mesela biz analizlerde çözümleme süreleri biraz başımızı ağrıtıyor. Bu da içerisinde yapacağımız basitleştirmeleri ertelememizden kaynaklanıyor. Tabii SolidWorks benim anlattığım kısımda 3D Experience tarafında söylemiştim. Artık yönlendiren tarafta hep bir assistant yanınızda oluyor. Burada da yine işimizi kolaylaştıran, kullanıcı müdahalesi çok gerektirmeyen bir yapıya büründürme aşamasında yeni bir özellik daha geldi. Temas setleri için penalty stiffness kontrolü geldi. Bu da karmaşık temas setlerinin tanımlı olduğu analizlerde bize daha hızlı çözümler sağlıyor. Detaylarını birazdan irdeliyor olacağız. Diğer özellikler de bu şekilde. Temas setleri için penalty stiffness kontrolü dediğimiz aslında doğrusal statik analizlerde temas setlerinin tanımlanmasında kullanılıyor. Burada bir ölçek faktörü var. Bu analiz ağacından erişebildiğimiz analiz özellikleri penceresi. Bu pencerede direkt options bölümünde yer alıyor. Bu ölçeği sağa ve sola kaydırabiliyoruz. Eğer sola kaydırırsak tabii değerler nedir? 0.01 ile 1 arasında değişebiliyor. En sola kaydırdığımızda yani bu ölçek düşük bir seviyede tutulursa ne olur? Daha hızlı bir yakınsama gerçekleşir analizde ama sonuç olarak da yaklaşık sonuçlar anlamına gelmektedir. Eğer ölçeği biz burada yükseltirsek, sağa doğru getirirsek mesela analiz yakınsaması daha yavaş olur ve daha doğru sonuçlar verecektir bize. Mesela soldaki analizin çözümlemesi işte penalty stiffness değeri 1 iken 4 dakika 27 saniyede tamamlamış analizi. Sağdaki analizde ise temas setlerinde yani etkileşimlerde penalty stiffness'da 0.01 en küçük ölçeği kullanıyor ve 2 dakika 18 saniye sürüyor bu analiz. Yani %48 daha hızlı bir süre elde etmiş olduk. Bir diğer özellik ise birbirine temas etmeyen yüzeyler için bize gelişmiş bir etkileşim sunuyor. Bu da nedir? Mesela bu montajda buradaki bir silindirik yüzeyle şurada bulunan açılı bir yüzey arasında temas seti tanımlamamıza olanak sağlıyor. Açıkçası bu temas seti tanımı SolidWorks'un 2020 ve önceki sürümlerinde geçerli bir tanım. 2021 ile birlikte günümüzde artık etkileşim olarak karşımıza geliyor arayüzde. Ama kavramların arka planındaki teorileri aynı. Temas setleri derken aslında girme yok kavramıydı. Burada da bir etkileşim olarak karşımıza çıkıyor. Normal şartlarda birbirine açılı olan silindirik ve böyle bir yüzey arasında etkileşim tanımlamak zordu. Şimdi artık bu gelen yeni özellikle 2023'te bu işlemi rahatlıkla yapabiliyoruz.
Diagnostic Tools menüsü, SolidWorks içerisinde kullandığımız komutlar var. İşte Interaction Viewer dediğimiz aslında etkileşim görüntüleyici. Bizim montajda analiz öncesinde tanımlanan temas setlerini yani etkileşimleri nerede neyi tanımlamışız, hangi tanımı yapmışız gibi durumları böyle genel kapsamda görebildiğimiz bir görüntüleyici aracıydı bu. Aracı daha doğrusu Interaction Viewer. Bunu mesela birkaç farklı yoldan erişiyorduk. Ya da Mesh Quality komutu işte model üzerinde atıyorum aspect ratio değerlerine bakıyoruz. Bu aspect ratio değerleri 5'ten yüksek olan yerleri biz bir grafikte, kontur grafikte görebiliyoruz ama Mesh Quality Diagnostic ile direkt mesh'i hacimsel olarak gösterebiliyor bize. Nerede hangi mesh yapılarının bozuk olduğunu görebiliyoruz. Mesh Failure'da da aynı şekilde. Burada gelen yenilik ise Simulation'ın komut yöneticisine tüm bu işlevsel komutları Diagnostic Tools altında bize derli toplu bir şekilde sunmuşlar. Bu güzel bir gelişme Simulation tarafında. Daha pratikleştiriyor. Diğeri ise kısıtlı gövdeler için geliştirilmiş bir çözücü. Single Wire Decomposition dediğimiz bir çözümleyiciyle Solver'da geliştirilen bir solver. Kısıtlanmış gövdeler için artık daha hızlı çözüm süreleri ve daha iyi görselleştirme performansı gelmiş durumda 2023'te. Tabii bu sadece Simulation'ın Professional ve Premium paketlerinde karşımıza geliyor. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Bir diğer ifade doğrusal olmayan analizler için Linkage Drop Connector bağlantı çubuğu konnektörü bu sadece önceden doğrusal statik analizlerde kullanılabiliyordu. Artık doğrusal olmayan statik ve dinamik etütler için de kullanılabiliyor. Bu da Simulation Professional ve Premium paketlerinde gelen bir bağlantı elemanı. Bunun da artık kullanıldığı etüt türleri artmış durumda. Şimdi gelen simülasyonla ilgili gelişmeler bunlardı. 2023 versiyonunda karşımıza çıkacaklar. Gelelim 3D Experience platformundaki simülya tarafında analiz rollerinde ne tür gelişmeler var? Bunlardan bahsedelim. Mesela SolidWorks malzemesini kütüphanede hazırlıyoruz, SolidWorks'te kullanıyoruz. Burada oluşturduğumuz özel malzemeler de olabiliyor. Bu malzemeleri 3D Experience platformuna kolayca aktarabiliyoruz. Ve bu aktarma sırasında platformda Abaküs çoklu fizik kullanıldığı için çoklu fizik malzeme özelliklerine erişim sağlayabiliyoruz. Ve bunlar arasında kolayca eşleşmeler yapabiliyoruz. Aslında bunların hepsini tek bir uygulama üzerinden anlatmak daha güzel olacak. Ortak bir malzeme kütüphanesi de bulunuyor SolidWorks ve 3D Experience'ın. Simülasyon etüt transferleri gerçekleşebiliyor. Mesela SolidWorks Simulation'da bir analiz yaptınız ve burada kullandığınız unsurları 3D Experience'daki analiz rollerinin unsurlarıyla eşleştirebiliyorsunuz. Bir diğer ifade explicit dinamik analizler. Explicit ve implicit arasındaki farkı şöyle kısaca bahsetmek gerekirse implicit analizler genelde bir saniye üzerinde gerçekleşen olaylar için kullanılır. Ama Abaküs Explicit Solver'ları teknolojisi bir saniye altındaki gerçekleşen olaylar için kullanılır. Mesela ekranda gördüğümüz model ya da birazdan göreceğimiz videodaki model bir dikiş makinesi. Bu dikiş makinesinin iğnesinin kırılma olayı. Kırılma anlık gerçekleşen bir olay. Ya da bir aracın çarpması, çarpışma, çarpma analizleri de diyebiliriz. Bunlar da anlık gerçekleşen olaylar. Bunlar bir saniyenin altında gerçekleştiği için burada eksplisit bir solver kullanmalıyız. Bunlardan bahsediyor olacağız. Parametrik tasarım metodu. Artık SolidWorks parametrelerini optimize edebiliyoruz ve alternatif modelleri oluşturabiliyoruz. Yorulma analizleri tarafında, fatigue analizlerinde sektör lideri FISAFE ile bu analizleri gerçekleştiriyor oluyoruz arka planda. Ve karşımıza çıkan en büyük özelliklerden birisi de bulutta hesaplama. Cloud Computing olarak geliyor karşımıza. Bu ne işe yarıyor? Bilgisayarınızın donanım kaynakları atıyorum 8 çekirdek, 12 çekirdek ya da 40 çekirdek olabilir. Bir bilgisayarda HPC dediğimiz yüksek performanslı bir bilgisayarınızda 3 gün süren analizleriniz olabilir.
Bu analizleri lineer bir şekilde aslında bulutta hesaplatabiliyorsunuz. Yani daha fazla çekirdekte işlem yaparak bulut ortamında bilgisayarınızın donanım kaynaklarını hiçbir şekilde işgal etmeden bulut ortamında 1-2 saatlik bir sürede çözümleme işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. İşlerimizi oldukça kolaylaştırıyor. Çünkü bir yüksek performanslı bilgisayarınızın 3 gün boyunca kullanılamadığını hayal edin. Tamamen burada bir zaman kaybı ve bunun önüne geçiliyor bulut hesaplama ile. En önemli aşamalardan birisi de PLM. PLM'de birçok özellik ekleniyor, eklenmeye devam ediyor. 2023'te de bunlarla ilgili özellikler geldi. Simülasyonu PLM'le entegre kullanabiliyoruz. İşte tasarım verileri, revizyonlar, bunlar tek bir platformda toplanıyor ve bunları yönetebiliyoruz. İşbirliği kısmında collaboration dediğimiz ve sıkça artık 3D Experience'le birlikte hayatımıza olacak bir terim. Simülasyon sonuçlarını mesela platform üzerinden herhangi bir cihazdan çevrimiçi olarak görüntüleyebiliyoruz, işaretleyebiliyoruz problemli yerleri ve bunu herhangi biriyle, başka bir müşteriyle, yöneticiyle, iş arkadaşıyla paylaşabiliyoruz. Bunları tabletinizden de yapabiliyorsunuz, laptopunuzdan da ve istediğiniz alanda, istediğiniz yerde yapabiliyorsunuz. Tek şart var, internete bağlı olmak zorunda. Bir sonraki ürünümüzde SolidWorks Flow Simulation'ın yenilikler. Akış simülasyonlarını, yani hesaplamalı akışkanlar dinamiği teorisine dayanan bir sayısal çözümleme yazılımı diyebiliriz. Burada Mesh Bowling Operation dediğimiz MBO isminde bir teknoloji getirdiler 2023'te. Bu çok karmaşık modelleri kolayca birleştirebiliyor Mesh anlamında. Herhangi bir ön ayarlama yapmamıza gerek yok. Modeli iyileştirmemize gerek yok. Çünkü bir analizcinin en çok zaman kaybettiği yer model basitleştirme alanıdır. O yüzden burada yapılacak işlemler bizim için çok büyük önem arz ediyor. Dassault da genelde ürünlerinde bu tür yenilikleri ön planda tutuyor. Tamamen kullanıcı kolaylığı ve zaman kayıplarını önlemek. Ve bu teknoloji sayesinde modeli analize hazırlama aşamasında SolidWorks Flow Simulation'da 5 ya da 15 kat daha hızlı ve daha kolay hazırlama sürecini elde etmiş durumdayız. Ve Turizli ile Solar Radiation modeli, bir güneş radyasyon modeli. Flow Simulation kullananlarınız varsa bilir. Genel ayarlarda bizim conductivity'yi aktif ettiğimizde, yani conduction'ı aktif ettiğimizde Radiation modeli gelir. Radiation modelinde aktif ettiğimizde ise solar radiation'a geçiş yapabiliyoruz. Burada bir bulanıklık faktörü var. Bu kuru ve temiz bir atmosfere göre hem su buharı tarafından absorpsiyon hem de aerosol, yani küçük su damlacıkları, partikülleri tarafından absorpsiyon ve saçılma nedeniyle aslında atmosferin optik kalınlığını tanımlamamıza olanak tanıyor. Bir diğer özellik grafikleri. Biz verileri akışkan bölgesine ve malzemeye göre kırpabiliyoruz artık. Hangi grafikler? Mesela yüzey grafikleri dediğimiz surface plotlar, kesim grafikleri dediğimiz cut plotlar ve mesh plot dediğimiz ağ grafikler için bir akışkan veya akışkan alt alanını, yani bir fluid subdomain'i bunlar tarafından tanımlanan belirli bir katı malzeme veya akışkan bölgesi için grafiklerimizi görüntüleyebiliyoruz. Fanlar için bir gelen yenilik var. Bu da tensel ve radyal hız. Akış hızının tensel ve radyal hızı, hız bağımlılığı mühendislik veri tabanında artık fan eğrisi modeli için özellik olarak ayarlanabiliyor. Bu bağımlılıkların getirilme sebebi ise fanın dönen akışını tam olarak tanımlayabilmek. İletken gözenekli ortam, biliyorsunuz yaklaşımı geliştirmek için bazı durumlarda computational cost'tan, yani hesaplama maliyetlerinden kısmak için ve bunları düşürmek için bazı yaklaşımlar geliştiriyoruz. Bunlardan birisi de gözenekli ortam özelliği, yani porous medium dediğimiz. Bunlar da artık iletken durumunda, yani herhangi bir transferi çözdüğümüzde spesifik kütle akışına bağlılık özelliği getirildi. İşte özgür kütle akışına bağlılık kullanarak biz akışkan ve katı gözenekli matrisi arasındaki ısı değişimini, gazlar gibi sıkıştırılabilir akışkanlar için doğruluğu arttıran yoğunluk ve hıza bağlı özelliği gelmiş durumda. Bir diğer özellik user friendly interface
kapsamında, aslında kullanıcı dostu bir arayüz kapsamında proje ağacını biraz daha iyileştiriyorlar. Sıralama bir özelliği getirildi. İşte projeler ve hedefler analiz ağacında alfabetik veya kronolojik olarak sıralanabiliyor artık. Eskiden böyle değildi. Şimdi alfabetik veya kronolojik sıraya göre bunlar listelenebiliyor. Sonuçları dışa aktarmak kısmı, zamana bağlı transient bir analiz yaptığımızda akışta geçici gezgin dediğimiz transient explorer diye geçiyor bu. Biz farklı zaman anları için görselleştirmeler yapıp bunları seri bir şekilde görebiliyorduk ard arda koyup. Aslında bunu bir animasyon gibi düşünebilirsiniz. Her bir frame'de bir görüntü ve bunları bir anime ediyorsunuz. Transient Explorer'da genel anlamda bu işe yaramakta. Artık biz bu araçta artık belirli bir zaman aralığı için verilen, tanımlanan zaman adımlarını ve etkin zaman anlamını ait olan sonuçları dışarı aktarabiliyoruz. Yani export edebiliyoruz bu sonuçları. Bu da yeni gelen özelliklerden bir tanesiydi. Diğeri ise yeni hedefler. Bu da önemli. Toplam enerji dengesi dediğimiz aslında enerji balansları eklendi. Hacimsel ısı üretim oranı ve ısı üretim oranı, katı kütle parametreleri ve hedefleri de eklendi yeni olarak. Hedefler bölümünden bunları tanımlayabiliyoruz. Radyal ve eksenel hız hedefleri de artık belirtilebiliyor, tanımlanabiliyor. Yine toplam enerji dengesi dediğimiz balansta flux grafikleri, yani akı grafikleri yapılabiliyor. İşte görev ve ortam için gelen ve giden iletim, taşınım, radiation, radyasyon, ısı akılarını görüntüleyebiliriz. Ve bu seçenekle görev için enerji dengesini kolayca görmemizi sağlar. Yine Transient Explorer için özel görselleştirme parametreleri de ekleyebiliyoruz. Bir diğer özellik ise, tabii bunlar öne çıkan özellikler. Bunun yanında birçok hata gideriliyor, özellikler ekleniyor ama bunlar öne çıkan özellikler diyebiliriz Flow Simulation'da. Çözücü izleme. Bizim analizi çözerken karşımıza bir monitör geliyor. Solver monitör dediğimiz. Burada son yenilemenin hızlandırılması üzerine bir özellik eklenmiş. Mesela analiz bitti, son iterasyonu çözdükten sonra bunu programa yükleme kısmında bellek kullanıyordu. Şimdi burada bellek boşaltma optimizasyonları nedeniyle artık daha az zaman alıyor. Yani solver monitörde analiz bittikten sonra anında flow simulation arayüzünde sonuçların yüklenmiş olduğunu görebileceğiz. Flow simulation'daki yenilikler de bu şekildeydi. Bizim burada anlattıklarımız oldu, anlatmadıklarımız oldu. Bu webinarın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Tabii sürenin kısıtlı olması nedeniyle ve siz katılımcılarımızı daha fazla yormamak adına buradaki Routing, Visualize, PDM Manage, Cloud, Collaboration, Inspection, Composer, Electrical gibi ürünlerin yeniliklerinden bu webinar içerisinde bahsedemedik. Bu ürünlerle ilgili yenilikleri merak ediyorsanız Armada Yazılım YouTube hesabında bulunan 2023 yenilikleri oynatma listesini inceleyebilirsiniz. Ben ve Eda ile elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce 2023 yeniliklerinden bahsetmeye çalıştık. Eğer konuyla ilgili sonrasında sorularınız olursa ekranda yer alan mail adreslerinizden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese işlerinde kolaylıklar dileriz. Katılımlarınız için de çok teşekkür ederiz.